Allah'ın sana bizi koru ya Rabbi. Sultanım. Sultanım, bostancılar gelmiş. İbrahim Paşa'nın altınlarını arıyorlar paşa. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhül azim. Ah, ah. Rüstem'i tarife ne hacet, fıtratı belli. Anlaşılan odur ki hünkârımıza her şeyi anlatmış. Onun bu işin peşini bırakmayacağı belli. Belli de, lakin unutuyor. Karşısındaki maktul de olsa İbrahim Paşa. Tedbirli adamdı. Kim bilir nereye gömmüştür. Ben bulacaklarına pek ihtimal vermem. Ben Hatice için endişeliyim. Aramayı duyunca durduramadım. Hünkârımızın yanına gitti. Hatice Sultan'ın hali hal değil. Üstelik hata üstüne de hata yapıyor. Onunla olan münasebetinizde daha temkinli olmalısınız sultanım. Aksi halde siz de zarar görebilirsiniz. Siz neler söylüyorsunuz böyle paşa? O benim kardeşim. Elbette yanında olacak. Thank you.
Gördün değil mi Hürrem Sultan'ın halini? Birden düşüverdi yere. Gözlerinin altı da çökmüş. Dedikleri doğruymuş meğer. Hürrem Sultan hastaymış. Kızlar! Çeneniz düştü yine. Sizin haddinize mi Hürrem Sultanımız hakkında laf etmek? Sultanımız şükürler olsun iyi. Üşütmüşler sadece. Bunun haricinde tek laf edeni duyarsam falakaya yatırırım ona göre. Geçin yerinize. Gel. Hünkârım, beni buyurmuşsunuz. Afife Hatun, Mihrimah'la konuştum. Validesi için hayli endişeli. Hürrem iyileşmişti. Hastalığı tekrardan zuhur etti de benim mi haberim yok? Hünkârım, iyileştiler. Ancak sultanımız maalesef bu hastalığın eserinden kurtulmuş değil. Bugün taşlıkta fenalaştılar. Lakin şimdi istirahata çekildiler. Hastalıktan vücudu zayıf düşmüş. Vaka yemek bile yemiyorlar. Afife Hatun. Hürrem benim kıymetlim. Gözünü ondan ayırma. Gücünü, kuvvetini toplaması için ne lazımsa yapılsın. Emredersiniz hünkârım. Bir husus daha var. Hatice'ye dikkat et. Acısını, öfkesini hala çok taze tutuyor. Haremde bir hadise çıksın istemiyorum. Merak buyurmayın hünkârım. Çekilebilirsin. Elinizi çabuk tutun. Oyalanmayın. Bitirin işinizi artık. Fariye kal. Haremde vaziyet nedir? Herkes beni konuşuyor, öyle değil mi? Endişe etmeyin sultanım. Kimin ne haddini aleyhinizle konuşmak? Ağızlarının payını verdim. Ortalık duruldu. Fahriye Kalfa, ellerin dert görmesin. Keşke herkes senin gibi bana sadakatle bağlı olsa. Hatice Sultanımız yok mu? Henüz dönmediler. Nasıl olur hatun? Hünkârımızla görüşmüşler. Vallahi bilmiyorum. Hiç gelmediler. Musiki dersleri nasıl gidiyor? Hatice Sultanımız gibi kemana merak saldım baba. Yalnız bir hayli zor. Benim güzel sultanım gayretiyle her işi güzel eyler maşallah. Elbet muvaffak olursun. Yalnız dini vecibelerini ihmal etmek yok. Merak etmeyin. Validem buradayken ihmal etmek ne mümkün? Bismillah. Ben divana gidiyorum. Validem, müsaadeniz olursa ben de babamla çıkayım. Zira Mihrimah Sultan'ı ziyaret etmek istiyorum. Vakitlice de. Sultanım, şimdi Bostancıbaşı ile konuştum. Arama bitmiş, saraydan ayrılıyorlar. Mercan'a, netice nedir? Bir şey bulabilmişler mi?
Hayır paşam, bir şey çıkmadı. Hı. Size söylemiştim sultanım. Rahmetli İbrahim Paşa tedbirliydi. Allahül alem nereye gömdü onca altını. Siz yine de bu mevzuda dikkatli olun paşam. Bir malumat alırsanız bilmek isterim. Sultanım, paşam. Gel Nigar. Belki kulağına çalınmıştır. Zira bu altın meselesi Rüstem'in başının altından çıkmış. Bir malumatım yok sultanım. Son hadiseden sonra epey dikkatli bana karşı. Sen yine de gözünü dört aç. Beni yanında tutmaz ki sultanım. Bugün değilse yarın boşar. Zaten Hatice sultanımızın korkusundan tutuyor yanında. Zevcesi olarak yanında kalman mühim. Başka türlü zapt etmek zor. Ben ne yapabilirim ki sultanım? Üç lafla kapının önüne koyar beni. Merak etme Nigar. Rüstem seni boşayamaz. Zira beni karşısına almaya cesaret edemez. Şahina, dediklerimi iyice belledin değil mi? Aman diyeyim bir hata olmasın. Sultanımız bilhassa ikaz etti. Hürrem sultanımızın yoluna canım feda ağam. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sabahtan beri ecel terleri döküyorum. Vallahi bu hadise ortaya çıkarsa Hürrem sultanımızı idam ederler maazallah. Paşa hazretleri. Paşam. Hayrola Sümbül ağa, ne bu telaş? Her günkü telaş işte. Kapı ağasıyla istişare ediyorduk. Paşam. Bu aralar validemi doğru düzgün göremiyorum. Ne zaman dairesine gitsem beni kabul etmiyor. Hastalığı yeni geçti. Ancak validem temkinlidir. Tam iyileşmeden bizleri yanına yaklaştırmaz. Bilmiyorum. Sanki başka bir şeyler var. Telaş etme. Kötü bir şey olsa hünkârımızın haberi olurdu. Öyle değil mi? Öyle ama... Esma gelmiş. Şehzadem, sultanım. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk şehzadem. Gelirken Bali Bey'le karşılaştık. Sultanım, şehzadem. Hünkârım. Söyle. Emrettiğiniz üzere daha evvel İbrahim Paşa'ya tahsis ettiğiniz saray arandı. Netice? Maalesef hünkârım, altınları bulamadık. Emrederseniz İbrahim Paşa'nın diğer mülklerinde de aramaya devam edeceğiz. Merak ediyorum. Onu idam ederken neden kaidelere uymadınız? Uykusunda, haberi bile yokken öldürmek midir adalet? İftar için çağır. Sonra sinsice canına kıymak mıdır adalet? Devam edin paşa. Her neredeyse bulup çıkarın. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem, bugün at bineceğimizi söylemiştiniz. O yüzden geldim. Madem öyle gidelim. Mihrimah sen de gel istersen. Hem biraz dolaşmış olursun. Siz gidin şehzadem. Ben saraya döneceğim. Sultanım. Hürrem sultanımız nasıl oldular? Afiyettedirler inşallah. İyi. Alakanız için teşekkürler. Konak çok zevkli döşenmiş.
Frank sarayları misali. Muazzam heykeller, resimler, şamdanlar. Signora Gabriele bizi en iyi şekilde ağırladı. Hatunu tetkik ediyorum şehzadem. İnatçı ve hırslı bir hatun olduğunu söylüyor herkes. Kadı efendi illallah demiş. Kolay değil taşçılı. Onca malı mülkü tek başına idare ediyor. Ticaret yapmak zor zanaat. Hele ki bir de hatun isen. Gel. Şehzadem, Kaptan-ı Derya Hızır Hayrettin Paşa teşrif ettiler. Alın içeri. Şehzade Hazretleri. Kapıdan paşa. Gel otur şöyle. Dün akşam üzere geldim şehzadem. Lakin saraydan ayrılmışsınız. Haberim var. Signora Gabriela'yı ziyaret ettim. Tahşıcalı hatunun ailesini tanıdığını söyledi. Vaktiyle zevci Signor Spenza'nın ismini duymuştum. Zira kendisi Cenovalı asil bir aileye mensup. Talihsiz bir hadise vuku buldu. Tarafıma bağlı bir reis gemisini batırmış. Bana bir kazada vefat ettiğini söyledi. Elim bir hadise şehzadem. Belki de üzerine konuşmak istememiştir. Signora'nın konağı buraya yakın mı sultanım? Çok yakın sayılmaz. Tek başına mı yaşıyorlar sultanım? Oğlu Sakız Adası'nda. Ancak hizmetinde birçok insan var. Fidan hazırlıklı ol. Münasip bir vakit yemeğe çağıracağım. Bizi iyi ağırladı. Karşılık vermek icap eder. Ne vakit yola çıkıyorsun? Birkaç gün daha buradayım şehzadem. Ardından İzmir'e dönüp yola revan olacağım. O halde cuma namazına beraber gideriz. Ardından da seninle dönen askerlerimizi ziyaret edeceğim. Yanımda ol. Şeref duyarım şehzadem. Âlâ. Güzergahın nedir? Payitahta mı döneceksin? Bir müddet daha Akdeniz'de kalacağım. Bu kıyılar bir başka. Burada rahat nefes aldığımı, kuşlar kadar hür olduğumu hissediyorum. Payitaht hayatı, saray hayatı bana göre değil, malum. Tabiatın herkesin malumu elbet. Ancak senin payitahttaki varlığın mühim. Hünkârımızın yanında olman lazım. Merhum İbrahim Paşa'nın vakitsiz ölümü herkes için fırsat oldu. Leş kargaları misali çöreklendiler. Ayas Paşa daha şimdiden onlarca azil kararı aldı ve yeni tayinler yaptı. Şehzadem esasen Vezir-i Azam kötü niyetli biri değildir. Mesele Ayas Paşa değil paşam. Onun zayıf iradesine hükmetmek isteyenler olacaktır. Hakkınız var elbette şehzadem. Ancak haddim olmayarak size bir ikazda bulunmak isterim. Neler düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi sizden başka hiç kimse bilmesin. Zira kuyunuzu kazmak isteyecek insanlar her daim olacaktır. Her daim. Bunlara fırsat vermeyin şehzadem. Biliyorum paşa. Sıhhatinizle alakalı endişeleri var. Bir an evvel gücünüzü, kuvvetinizi toplamanız için ne lazımsa yapılmasını emrettiler. Sultanım. İyi misiniz? Değilim Hafife Hatun, azap içindeyim.
Derhal hekim çağırın. Lüzum yok. Lüzum yok. Hafife Hatun. Zira hastalık değil bu. Bana büyü yaptılar. Kara büyü. Saliha Hatun. Sultanımız gelmedi mi hala? Hayır Gülfem Sultanım. Allah Allah. Nerede acaba? Şah Sultanımızın yanına gitmişlerdir belki. Arzu ederseniz gidip bakayım. Lüzum yok. Gelir birazdan. Sen işine bak. Hurafe bunlar sultanım. Böyle şeylere itibar etmeyin. Akıl böyle oyunlar eder. İstirahat ederseniz eminim iyileşeceksiniz. Hafife Hatun uyamıyorum ki. İçiniz rahat edecekse oğlum Yahya Efendi'ye bir danışayım. Muhakkak o bir yol gösterir bize. İyi akıl ettin Hafife Hatun. Derhal haber ver. Müsaadenizle sultanım. Hafife Hatun. Hünkârımıza bir şey söylemedim. Bana büyü yapıldığını bilmiyor. Sen de bir şey söyleme. Eğer bu vaziyet açığa çıkarsa Hatice Sultan idam edilecek. Mahfına sebep olmak istemem. İyi düşündünüz sultanım. Sultanım, Gülfem Hatun geldiler. Gelsin. Hayırdır inşallah bu saatte. Gülfem. Sultanım. Yalnız mı geldin Hatice, nerede? Nasıl nerede sultanım? Hatice sultanımız burada değiller mi? Hayır, epey oldu çıkalı. Hünkârımızla görüşecekti. Haberim var ama sonra dairesine gittim, yoktu. Sordum, sual ettim, kimse de görmemiş. Sultanım, müsaade buyurun ben saraya gideyim, ne olduğunu öğreneyim. Arabamı hazırlasınlar, ben de geleceğim. Baş üstüne. Allah'ım sen koru sultanımızı. Ne yapar, nereye gider? Sakin ol Gülfem. Nereye gidecek? Sarayda bir yerlerdedir. İnşallah. Sultan Hazretleri. Çocukları odalarına götürün.
Sultanım, annem nerede? O neden gelmedi? Annen gelecek Uricihan. Siz şimdi odanıza gidin. Sultanımızı en son ne vakit gördün? Sabahtan beri görmedim sultanım. Size gelmek için çıkmışlardı. Sonra bir ara hünkârımızla görüşmüş. Gülten, sen has odaya git, bir gören duyan var mı öğren. Ercan Ağa, hatunları söyle, bütün haremin aranmasını istiyorum. Bakılmadık tek bir yer kalmasın. Hatice Sultan her neredeyse bulunacak. Afife Hatun'a da söyleyin hemen gelsin. Emredersiniz Sultan. Validem, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsın evladım? Afiyette misin? Sıhhatinize duacıyım validem. Hayırlar olsun. Siz gece vakti gelmezdiniz. Fazla vaktim yok, dönmem lazım. Hürrem Sultanımız iyi değil. Geçmiş olsun. Hastalık zuhur mu etti yoksa? Hastalık geçti çok şükür. Lakin sultanımız hiç iyi değil. Sultanım. Geldiler mi? Geldiler sultanım. Şah Sultan burada. Vallahi burnundan soluyor. Emir verdi. Her yerde Hatice Sultan aranıyor. Hünkârımızın yanına gittim ancak meşgullerdi. Ben de ağalara sordum. Hatice Sultanımız bir gelip gitmiş. Sonra hiç görmemişler. Cariyesi de yok. Hünkârımız bir yere yollasa haberimiz olurdu, öyle değil mi? Öyle de. Mercan Ağa. Sultanım. Aramadık, yer bırakmadık. Lakin Hatice Sultanımız hiçbir yerde yok. Afife Hatun nerede peki? Niye hala burada değil? Afife Hatun saraydan ayrılmış sultanım. Nasıl ayrılmış? Nereye gitmiş? Hürrem Sultanımız kendisine büyü yapıldığını düşünüyor. Büyü mü? Dediklerine göre kara büyümüş. Bu ara yemeden içmekten kesildi. Pek bir halsiz. Üstelik doğru düzgün uyumuyor. Büyü olduğuna nasıl emin olmuşlar peki? Ben kendisini teskin etmeye çalıştım. Lakin ikna etmek ne mümkün. İnanmış bir kere. Oğlum, bizi dinlemez. Fakat seni dinler. Elimden ne gelirse yaparım validem. Yalnız hünkârımızın bu vaziyetten haberi yok. Sultanımız bilhassa duymalarını istemiyorlar. Bilmemesi daha münasip olur. Bunu sultanımıza götürün validem. Uykusuzluğuna derman olacaktır. İş. Kaynatıp iyice süzün. Sıcak içmeleri lazım. Allah senden razı olsun evladım. Hatice nerede Hürrem?
Sana Hatice nerede dedim. Sultanım bağışlayın, ben nereden bileyim? Niye bana sual ediyorsunuz? Dairesindedir elbet. Hürrem. Ne yaptın ona? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Sultanımıza ne oldu ki? Bunu sen söyleyeceksin Hürrem. Kardeşime ne olduğunu sen söyleyeceksin. Mesur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Ne oldu, nedir bu haliniz? Bir mesele mi var? Hünkârım Hatice. Hatice'm kayıp. Hiçbir yerde bulamadık onu. Balkaçoğlu, Hatice'm ortalıklarda yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Onu derhal bulmanı istiyorum senin. Emredersiniz hünkârım. Sizi temin ederim ki sultanım benimle hiçbir alakası yok. Hem nasıl olabilir ki? Dua et öyle olsun Hürrem. İnşallah sultanımız canına kıymamıştır. Malum. Birçok kez denedi bunu. Eğer ona bir şey olduysa... bunu senden bilirim Hürrem. Duydun mu beni? Eğer kardeşime bir zarar verdiysen... kendi elimle sökerim ciğerini. Yemin ederim. Hatice'ye ne yaptıklarını biliyor musun? Ben de şimdi duydum sultanım. Hürrem Sultan çok hasta. Bu mevzuyla bir alakası olduğunu zannetmem. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hatun? Nasıl savunursun Hürrem'i bana? Bağışlayın sultanım, ben... Kardeşimi öldürüp bir köşeye attılar belli ki. Sonra da canına kıydığını söyleyecekler. Neler olduğunu öğren. Hemen.
sultanımızın cariyeleri nerede peki? Sultanımızın cariyeleri dairesindeler. En yakın cariyesi ise yok. Belli ki kendisiyle birlikte. Arama başladığı vakit çıktı dedin, öyle değil mi? Evet beyim, bir daha da dönmediler. Hünkârımızla görüştükten sonra çıkmışlar belli ki. Ne malum çıktıkları? Sen gördün mü? Görmedim de. Başka ne olabilir ki? Çıkmışlardır elbet. Bali beyim, beni görmek istemişsiniz. Gel Şahin ağa. Hatice sultanımızla ilgili bir mesele var. Dediklerine göre öğle vakti saraya gelmişler. Doğrudur beyim, geldiler. Hünkârımızla görüştükten sonra saraydan ayrıldığını söylediler. Sen kapı ağası olarak bir sultan saraydan ayrılırken görmüşsündür muhakkak. Gördüm elbet. Sultanımızın arabası ikindi vakti saraydan ayrıldı. Emin misin Şahin ağa? Eminim beyim. Gözlerimle gördüm ayrıldıklarını. Afife Hatun nerede peki? Neden gelmedi hala? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Gelir gelmez beni bulsun. İlaveten. Vazifesi olan herkese sorgu sual edin. Mutlaka bir gören, duyan olmuştur. Çekilebilirsiniz. Ne dersin Nasuh Efendi? Bunda bir iş var sanki beyim. Derhal sultanımızı bulmamız lazım. Sultanım, oğlumla konuştum. Elinden geleni yapacağına emin olabilirsiniz. Al. Bunu size gönderdi. Kaynatıp suyunu içeceksiniz. O vakit bir nebze olsun rahat uyursunuz. Çok hayırlı bir evlat yetiştirmişsin Afife Hatun. Allah Yahya Efendi'den razı olsun. Ben müsaadenizle ilacınızı hazırlatayım. Afife Hatun, Hatice Sultan hakkında bir malumatın var mı? Bir şey mi oldu? Anlaşılan senin bir şeyden haberin yok. Şah Sultan her yerde Hatice Sultan'ı arıyor. Sultanımız kaybolmuş. Hatun neredesin sen? Bağışlayın sultanım. Evladım Yahya Efendi'yi ziyarete gitmiştim. Harem çalkalanıyor. Yer yerinden oynuyor. Senin haberin yok. Hatice kayıp. Bir Allah'ın kulu bilmiyor nerede olduğunu. Az evvel duydum sultanım. Evvela sen sual etmişsin Hatice'yi. Hatice sultanımıza ait bir mücevher buldum. Ne mücevheri? Kendilerine vermek için geldim ama yoklardı. Ben de sizin yanınıza döndüler zannettim. Siz Cihan padişahı olarak kendi iradenizle korumaya söz vermiştiniz İbrahim'i. Fakat sözünüzü tutmadınız. Bu da size adil değil. Ancak zalimler. Dışarı çık Hatice, bir daha da gözüm görmesin seni.
Uzanın, dinlenin biraz. Harap ettiniz kendinizi. Kardeşimi görmeden uykular haram bana Gülfem. Allah bilir nerede, ne yapıyor şimdi. Allah. Sen onu bize bağışla ya Allah. İnancımızı kaybetmeyelim. Hünkârımızı her yerde aratıyor. Elbet bulacaklar. Afife Hatun. Maalesef sultanım. Henüz bir havadis yok sultanımızdan. Kapı ağasıyla konuştun mu? Konuştum fakat aynı şeyleri söyledi. Sadece arabayı görmüş. Belki de Hatice sultanımız içinde yoklardı. Usulleri bilmez gibi konuşma hatun. Kapı ağası, arabada kim var kim yok bakmadan çıkmasına müsaade etmez. Ne malum kapı ağasının doğru söylediği. Bağışlayın fakat Şahina yıllardır hanedanımızın hizmetinde sadık bir ağadır. Bugüne kadar tek bir hatası görülmedi. Her şeyin bir ilki vardır Afife Hatun. Sultanım. Merak içinde beklemekten sıkıldım. Sultanımızdan hala bir haber yok mu? Bilmem. Bunu sana sual etmek lazım. Hünkârım. Derhal izahat ver Malkoçoğlu. Buldun mu kardeşimi? Sultanımızın kullandığı arabayı Kağıthane Deresi civarında terk edilmiş halde bulduk. İçinde kimse yoktu. Etrafı aradınız mı? Civarda aramalar devam ediyor. Eli kulağındadır. Muhakkak haber alırız. Onu bul Malkoçoğlu. Her ne olursa olsun bul ve getir bana. Emredersiniz hünkârım. Sultanım beni neyle itham ediyorsunuz? Bunun benimle ne alakası var? Başka ne olabilir ki? Sakın canına kıymış olduğunu söylemeyin. Maksadınız bu değil mi? Herkesi buna inandıracaksınız. Yeter artık. Karşınızda bir cariye yok. Validemle nasıl böyle konuşabilirsiniz? Sen dairene dön Mehrim'a. Siz bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Daha dün gibi hatırlıyorum valideme neler yaptığınızı. Dua edin ki validem susmanı istedi. Yoksa bunun hesabını hünkârımıza veremezsiniz. Mihrimah sakin ol ve dairene gidin. Hemen! Hayır validem, hiçbir yere gitmiyorum. Artık bu kadar da fazla. Kimse size böyle çirkin bir ithamda bulunamaz. Söyle, nasıl oldu bu? Kim yaptı bunu sana?
Ne demek bu Hatice? Hürrem'le ne alakası var bunun? Bana huzurumu reva gören o çünkü. Hayır. Fadem böyle bir şey asla yapmaz. Düzgün aile konuştum az evvel. Hatice Sultan'ı gölge misali saraya kadar takip etmiş. Vallahi. Hatice bir şey fark etmemiş değil mi? Hayır sultanım, hayır. Gece boyu ormanda yürümüş. Düzgün ağa başına gelebilecek her türlü melanete karşı korumuş Hatice Sultan'ı. Ağla. Sultanım, Hatice Sultan şimdi her şeyi anlatıyordur hünkârımıza. Sümbül Hasan dediğimi yap. Emredersin Sultan. Sen ne dediğinin farkında mısın Hatice? Hürrem benim 5 evladımın anası. Şahidim olsun. Ben doğruyu söylüyorum. Sizinle görüştük. Sonra altın yolda karşılaştık onunla. Delirmiş gibiydi. Hakaret etti bana. Üzerime saldırdı. Vurdu bana. Defalarca vurdu. Kendimden geçmişim. Uyandığımda bir ormanda buldum kendimi. Öldü sanıp. Atmışlar beni. Şükürler olsun buraya kadar gelmiştim. Senin cariyen yok muydu yanında? Hatice'nin cariyesi nerede? Elbet şahit olmuştur her şeye. Hünkârım ortalıkta yok. Kayıp. Öldürmüşlerdir ikisi. Hatice. Bunlar ağır ithamlar. Emin misin Hürrem'in yaptığını? Bana saldırdı diyorum size. Gözümün içine baka baka vurdu bana. Halimi görmüyor musunuz? Öldürecekti beni. Hünkârım. Hünkârım. Sakın inanmayın. Validem öyle bir şey yapmadı. Hepsi iftira. Hünkârım. O yılanı kendi ellerimle öldüreceğim. Tamam. Hatice. Dinlenmen lazım. Halime bak. Nasıl sakin olayım? Allah kahretsin onu. Elleri kırılır inşallah. Daha beteri olacak Gülfem. Hürrem kendi ölüm fermanını yazdı. Kim olursa olsun. Bir hanedan mensubuna değil böyle eziyet etmek... tokat atsa bile idam edilir. Kim verecek o idam emrini? Hünkârımız mı?
Bu kez vaziyet başka Hatice. Zira hanedan kanı dökeni Sultan Süleyman bile bağışlayamaz. Öyle de sultanım. Benim anlayamadığım Hürrem Sultan gibi akıllı biri nasıl bu hatayı yaptı? Onu ben de anlamadım. Bu büyü meselesi yüzünden delirdi herhalde. Affınıza sığınırım sultanım. Öldürüp denize dağıtabilirdi. Neden sağ bıraktı? Kimden yanasın sen? Ne bu sorgu sual? Arkasında başka oyunlar olabilir sultanım. Bir an kendini kaybetti diyelim. O yüzden yaptı. Ya sonra? Sizi ormana bıraktılar. Bir şekilde döneceğiniz belli. Öldü sanıp atmış olamazlar mı? Hatice. Olup biten her şeyi anlattın değil mi? Eksik ya da yanlış söylediğim bir şey yok. Niye? İnanmıyor musunuz bana yoksa? İnanıyoruz da. Hürrem. Süleyman. Hatice sultanımız nasıl? Kendine geldi mi? Neredeymiş? Biri onu öldüresiye dövmüş. Biri benim kardeşime hakaret edip dövmüş. Ardından da ormana atılmasını emretmiş. Kim cüret eder buna? Bunun cezasının ne olduğunu gayet iyi biliyorsun değil mi? Evet. Her kim yaptıysa derhal idam edilmeli. Sen Hürrem. Söylediğine göre bunu yapan senmişsin. Süleyman sakın bana inandığını söyleme. Hayır Süleyman. Bu ihtimal nasıl aklından geçer? Daha dün beni öldürmeye çalışan birinin laflarına nasıl itibar edersin? Bu yüzden onu Manisa'ya göndermedin mi? Hatice'min hali perişan. Birinin ona zulmettiği aşikar. Süleyman sen de biliyorsun ki ben günlerdir hastayım. Daha dün taşlıkta düşüp bayıldım. Değil birini dövmek şuradan şuraya yürecek mecalim yok. Belki bana kızacaksın ama tüm bunları kendisi hazırlanmış bile olabilir. Ne demek bu? Sultanımız akıl saatini iyice getirdi. Malum merhum İbrahim Paşa'nın ölümünü kabul edemedi. Hala beni mesul tutuyor. Şükürler olsun ki sultanımız sağ salim saraya dönmüş. Aksi halde herkesin canı yanardı. Ne olmuş peki? Bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır. Hünkârımız hareme gittiler. Birazdan belli olur. Gel. Beyim, Hatice Sultan'ın kalfasını bulmuşlar. Nerede şimdi? Kapıda bekliyor. Al hemen içeri. Neler oldu anlat. Hadi. Sana başka bir şey söyledi mi? Hayır hünkârım. Vaziyeti kötü. Konuşabilecek durumda değil. Gücüme gidiyor. Bir hanedan mensubuna nasıl reva görülür bu? Sen ne dersin Şahoban? Sence Hatice'm doğru mu söylüyor? Ben artık neye, kime inanacağımı şaşırdım hünkârım. Ama siz de gördüğünüz halini. Böyle bir mevzuda yalan söyleyeceğine ihtimal verme. Gel. Hünkârım, sultanım. Bilmeniz icap eden bir husus var.
Söyle. Yeniçeriler Hatice Sultanımızın cariyesini bulmuşlar. Kapıda bekliyor. Al içeri. Gel hatun şöyle. Anlat. Hünkârım, Hatice Sultanımız sizi ziyarete geldiğinde kendisine ben refakat ettim. Daha sonra ne oldu onu anlat. Çıktıktan hemen sonra birlikte saraydan ayrıldık. Ben Şah Sultanımızın sarayına gideceğimizi zannediyordum. Fakat arabayı durdurdular. Kuytu bir yerdi. Sonra bana yüklüce altın verip beni azat ettiğini söylediler. Seni azat etti, öyle mi? Memleketime gitmemi istedi hünkârım. Ben de limana gittim. Tam bir gemiye binecektim ki Yeniçeriler yakaladı beni. Bağışlayın hünkârım, ben emir kuluyum. Ne istedilerse onu yaptım. Alkaşoğlu. Limanda yakalandığı doğru hünkârım. Altınlar elimizde. Hatice Sultanımızın adının işlendiği bir kesenin içindeydi. Karar verdi hünkârımız. İdam edilecek mi Hürrem? Hatice. Buraya geldiğinde cariyen yanında mıydı? Evet. Ama çoktan öldürmüşlerdir zavallıyı. Hatun sapasağlam. Hı? Az evvel hünkârımıza olup biten her şeyi anlattı. Birlikte dönerken ona altın verip arabadan indirmişsin. Sonra da memleketine gitmesini istemişsin. Ne yapmış o? Nigar haklıymış. Hürrem her şeyi kılıfına uydurmuş. Kapı ağası çıkarken sizi gördüğünü söyledi. Sonra araban orman yolunda terk edilmiş olarak bulundu. Şimdi de cariyen limandan kaçarken yakalandı. Belliydi böyle olacağı. Gene dört ayağının üzerine düştü Hürrem Sultan. Hünkârımız. İnandı mı buna? Sıhhatinden şüphe ediyor Hatice. Malum. Daha önce de öldürmeye çalışmıştın onu. Hatice otur oturduğun yerde. Ben vereceğim cezasını. Ceza falan vermeyeceksin. Sultanım ne olur sakin ol. Bir müddet benim yanımda kalıp tedavi olabilmen için güç bela ikna ettim hünkârımız. Tedavi mi? Delirdiğimi düşünüyorum. Değil mi? Sadece o değil. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. İnanmıyorsunuz bana. İnanıyoruz elbette. Fakat Hürrem satın almış herkesi diyorum sana. Mazide olup bitenler de ortada. Hünkârımızın başka türlü düşünmesi mümkün değil. Gözünün önünde bana saldırsaydı ne değişirdi ki? Ve suçlu ben olurum. Allah'ım ne günlere kaldık. Rahmetli validemiz bu halimizi görse utancından kahrolurdu.
Hatice. Gel. Şehzade Hazretleri, Signora Gabriela Spencer depoya geldiler. Alın içeri. Şehzadem. Signora, nedir bu ani ziyaretinizin sebebi? Bağışlayın beni şehzadem. Rahatsız ediyorum sizi. Ancak bilmenizi icap eden bir mesele var. Gemimi yakmışlar. Üstelik mallarımla birlikte. Büyük zarar içindeyim. Kim yakmış? Malumatınız var mı? Hayır şehzadem. Kaza dediler ama ben inanmıyorum. Malların indirilmesi devam ediyordu. Ben ne yapacağım şimdi? Her şey yandı, bitti, kül oldu. Sakin olun. Geçin oturun şöyle. Gel. Bağışlayın şehzadem. Yalnız olduğunuzu sanıyordum. Bekle taşlıcalı. Signora Gabriela'nın gemisi yanmış. Ya da yakılmış. Meseleyi derhal tetkik et. Emredersiniz şehzadem. Sultanım. Size mektup getirdiler. Fahriye Hatun yazmış. Fahriye Hatun kim sultanım? Diana. Kıymetli Mahidevran Sultanım. Nicedir vazifemi ifa etmek için bekliyorum. Ancak Şah Sultanımız bunu istemiyorlar. Daha ne kadar bekleyeceğim meçhul. Yüce Sultanım. Eğer müsaadeniz olursa eskisi gibi Manisa'ya dönmek... ...ve sizin sadık hizmetkarınız olarak hayatıma devam etmek isterim. Zevciniz Senior Svensson'ın bir kazada vefat ettiğini söylemiştiniz bana. Doğru değil mi? Oysa gemisinin batırıldığını duydum. Evet şehzadem. Bir korsan saldırısıydı. Ben... ...üzerinden uzun seneler geçti. Toprağı bol olsun. Açık denizde ticaret yapıyorsanız böyle şeyler olabiliyor maalesef. Haklısınız. Bu felaket de sadece Signor Svenze'yi değil. Kız kardeşimi de kaybettim şehzade. O daha çok küçüktü. İsmi Lucrezia'ydı. Kocam onu Cenova'dan alıp Sakız Adası'na getiriyor. Bağışlayın. Kendi dertlerimle rahatsız ediyorum sizi. Mühim değil. Bu acı günleri hatırlatıp üzmek istemezdim sizi. Signora. Sultanım. Validem. Hayırdır? Ne bu haliniz? Kötü bir şey mi oldu? Signora Gabriela'nın gemisi yakılmış. Mevzuyla ilgili malumat vermeye gelmişler. Hay Allah. Geçmiş olsun Signora. Sağ olun Sultan. Şehzadem. Ben artık müsaadenize gideyim. Tanrı sizi korusun. Şehzadem. Sultanım. Aslanım. Saraya bu kadar sık gelmesi münasip mi? Bilhassa benim haberim olmadı. Ondan hoşlandığınızı sanıyordum. Elbette.
Ben hareminde huzursuzluk çıkmasın diye söyledim. Cariyelerinin arasında manasız dedikodu çıkarsa iyi olmaz. Validem, onu hareme getiren sizdiniz. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Altında bir şeyler aramayın. Hatice. Niye kalktın sen? Dinlenmen lazım. Hadi ne olur. Dün ne oldu? Bostancılar buldu mu altınları? Nereden çıktı şimdi bu? Cevap ver bana. Buldular mı? Bir şey çıkmadı. Zaten var mı yok mu belli değil. Benimle gel. Hatice ne oluyor? Hatice! Hatice ne olduğunu söyleyecek misin bana? Bunlar İbrahim'in sakladığı altınlar, mücevherler, neyi varsa hepsi burada işte. Nereden öğrendin burada olduğunu? En başından beri biliyordum zaten. Hiç
İbrahim asla bir şey saklamazdı benden. Bunların hepsi benim. Benim evlatlarım. Hatice, bu altınların hazineyi Hümayun için müsaade edilmesi lazım. Burada kalamaz, çok tehlikeli. Hayır. Vermeyeceğim. Bu altınları İbrahim'in intikamını almak için tutuyorum. Anlıyor musun beni? Hürrem'in etrafında kim varsa herkesi teker teker satın alacağım. Bana söz ver. Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Şehzade Hazretleri, sizi evimde görmek büyük şeref. Fazla kalmayacağım sinyora. Şehzademiz nasıl arzu ederlerse, buyurun lütfen. Yangın meselesi tetkik edildi. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu bir kaza değil. Fakat hadisenin arkasında Cenevizliler var. Kim olabilir ki? Bunu siz söyleyeceksiniz sinyora. Husumet için olduğunuz birileri var mı? Bildiğim kadarıyla kimse yok. Cenevizli oldukları kati mi? Bizzat tetkik ettim. Deliller o yönde. Bu vaziyette zararım tazmin edilemez şehzadem. Öyle değil mi? Maalesef. Fakat tahkikat devam ediyor. Eğer yakalanırsa bedelini öder. Bu kadar çabuk mu gideceksiniz şehzadem? Müsaade edin sizi tekrar ağırlama şerefine nail olayım. Sultanım, Şehzade Hazretleri henüz teşrif etmediler. Öyle mi? Nereye gitti? Malumat verilmedi sultanım. Tahşicalı Yahya Bey'le çıktılar. Geldiğinde haberim olsun. Arem'i çok merak ediyorum şehzadem. Öyle şeyler anlatıyorlar ki büyülü bir dünya gibi. Kadınların hepsini görmedim. Ama gördüklerimin hepsi çok güzeldi. Anlatılan her şeye inanmayın. İtiraf etmeliyim ki insana cezbeden bir şey bu şehzadem. Etrafınızda birçok kadın var ve hepsi size kendisini beğendirmeye çalışıyor. Ayşe Hatun buna nasıl dayanıyor? Ben yapamazdım. Aşkı paylaşmak zor. Sevciğiniz Senior Spencer'ın da etrafında birçok kadın varmış. Hatta bu yüzden onu hançerlediğiniz bile söyleniyor. Hakkımda çok şey öğrenmişsiniz şehzadem. Ama bilmediğiniz daha çok şey var. Eminim öyledir. Muhteşem bir resim. Evet, ben de severim. Venedikli bir resme aittir. Biliyorum. Tiziano Beccellio. Kardeşimde de bir eseri var. Şu güzelliğiyle meşhur Giulia Gonzaga'nın resmi. Ben gördüm kendisini. Bahsedildiği kadar güzel değil. Hançer meselesine gelecek olursak şehzadem. Kıskanç olduğum doğrudur. Zira birine aşık olduysam yalnız benim olsun isterim.
Süleyman! İyi misin? Peki Hafız Süleyman. Peki Hafız. Kaz asker efendi. Yeni vazifenizden memnun musunuz? Bir şikayetiniz yoktur inşallah. Ben halimden memnunum Paşa Hazretleri. Bu işe bilhassa bahçemdeki çiçekler sevindiler. Zira onlara vakit ayırabiliyorum artık. Engin tecrübenizden İstanbul kadısını mahrum bırakmayın. Sizin yerinizi doldurmak güç. Siz hiç merak etmeyin Paşa Hazretleri. Hiç merak etmeyin. Vezir Azam Hazretleri. Daha ne kadar buradasın Rüstem Paşa? Ne vakit dönüyorsun Diyarbakır'a inşallah? Bir müddet daha buralardayım paşam. Hünkârımızla görüştüğümüz bazı hususlar var zira. Bu hususlar rahmetli İbrahim Paşa'nın altınlarıyla alakalı olmasın sakın. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Sultanım. Hoş geldin Vali Bey. Hoş bulduk. Size nasıl yardım edebilirim? Cariyemin benim hakkımda söylediklerini biliyorum. Sen de mi inandın ona? Hakikat her neyse er ya da geç ortaya çıkar sultanım. Müsterih olun. Rahmetli her daim övgüyle bahsederdi senden. Sana itimadı tanıdı. Nur içinde yatsınlar. Amin. Seninle açık konuşacağım Vali Bey. Vazifenden mütevellit hünkârımıza en yakın kulu sensin. Tek başına bu bile hürrimin sana düşman olmasına kâfi. Ona karşı dikkatli olman lazım. Onun fitnelerinden, iftiralarından hem kendini hem de hünkârımızı koru. Her daim hanedanımızın âli menfaatlerini gözeteceğimden şüpheniz olmasın sultanım. Hünkârım, merhum İbrahim Paşa'nın malları tasnif edilmiş. Fakat yer sıkıntısı var. Bazı parçaların satılması icap edebilir emriniz olursa. Alınmaya değer en kıymetli eşyalar hariç tamamı satılsın. Gazasker Efendi. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Kayıp altın ve mücevherattan bir malumat var mı Üstad Paşa? Aramalar devam ediyor hünkârım. Seferden sonra bu paranın mutlak suretle hazineye girmesi lazım. Bu bizi bir hayli rahatlatacaktır zira. Her neredeyse bulun. Lütfi Paşa. Kapıdan paşa ne vaziyette? Hünkârım müsaadenizle. Hızır Hayrettin Paşa'nın Kiklat ve Sporrat adalarının çoğunu fethettiği müjdesini aldık hünkârım. Âlâ.
Bahri Sefit'teki bütün adaların elimizde olması icap eder. Seferlerine devam etsin. Ayaz Paşa, icap eden takviye yapılsın Kapıdan Paşa'ya. Emredersiniz hünkârım. Lakin o küçük adaları elimizde tutmak güç. Adaların tamamı fethedildikten sonra tek bir sancak altında toplanacak paşa. Başına da bize bağlı bir sancak beyi yahut itaat edip tabi olursa Nakşa Dükası Giovanni tayin edeceğiz. Bu Nakşa Dükası haraç teslimatçısı olarak devlet-i âliyeye hizmet versin. Bu muazzam fikrinizin önünde hürmetle eğiliyorum hünkârım. Bu demektir ki bu bahar Akdeniz ısınacak inşallah. Korfu Adası'nda bize mukavemet gösteren küffarı Adalar Deryası'ndan sileceğiz Allah'ın izniyle. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var arz etmek isterim. Söyle. Bazı kıymetli Osmanlı valileri tek tek vazifelerinden el çektirildiler hünkârım. Bu ciddi bir huzursuzluğa sebep olabilir. Ayas Paşa. Hünkârım, bahsedilen beyler İbrahim Paşa'nın vefatından sonra buyruk dinlemez oldular. Hatta kendi başlarına hareket etmeye çalışanlar bile oldu. Bu sebeple azledilmelerini münasip buldum. Benim neden bundan haberim yok? Bugün her biri hakkında ayrı ayrı telhisler arz edecektim. Vali Bey. Sultanım. Gidiyor musunuz? Evet sultanım. Esma'nı ziyarete geldim. Siz neden buradasınız? Lütfü Paşa'yı görmeye gelmiştim. Ancak burada değiller. Eminim öyledir. Sultanım. Bilmeden size karşı bir kusur mu işledim? Hayır. Neden kusur olsun ki? İstediğiniz gibi sizi anlayışla karşılıyorum. Şimdi o çok kıymetli vazifelerinizle meşgul olabilirsiniz. Bağışlayın sultanım. Ancak neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bana yazdığınız mektubu diyorum Bahri Bey. Ne kadar çabuk unuttunuz. Bir yanlış anlaşılma olmuş sultanım. Zira ben size mektup yazmadım. Nasıl yazmadın? Mektup dairemde duruyor. Bilahare görmek isterim onu. Zira bana ait değil. Bu nasıl olur? Ben size bir mektup gönderdim. Sonra bir cevabi mektup getirdiler. Yani biri odama bırakmış. Emin olun ki sultanım, ne mektubunuzu aldım ne de size bir cevap yazdım. Belli ki birileri çirkin bir oyun oynamış. Hürrem Sultan'ın odasındaki tütsüleri değiştirmek lazım Fahriye Kalfa. Gel benim odamdan al yenilerini. Vakit bulduğumda gelirim. Ben bilemem onu. Eğer geç kalırsan derdini Hatice Sultanımıza anlatırsın. Fahriye Kalfa. Ne istiyor senden bu melauna? Onun haddine mi düşmüş ağam benden bir şey istemek? Ben çektim köşeye. Sorgu sual edeyim istedim. Hayırdır inşallah. Tavırları hiç hoş değil. Hürrem Sultanımızın dairesinin etrafında çok dolaşıyor. Vah! Deme! Telaş etme ağam. Ben çektim kulağını. Bir daha dolaşmaz. Aman diyeyim, dikkatli ol. Malum bu hatun Hatice Sultanımızın hizmetinde.
Haydi. Yahya evet, sana minnettar. Bana verdiğin ilaç pek tesirlemiş. İlk gece çok huzurlu uyudum. Her gece yatmadan önce içmeniz lazım sultanım. İçiyorum. Ancak dün gece faydasını görmedim. Bir kara bulut üzerime çöküyor. Her yere dolaşıyor. Sanki elleri var. Boğazımı sıkıyor. Sıkıntılı olduğumuz vakitlerde böyle kabuslar görürüz sultanım. Sadece kabus olsa neyse ama gündüzleri de fena oluyorum. Duvarlarda, tüllerin ardında gezen gölgeler görüyorum. Bana çare olursan, bir sen çare olursun. Yahya Efendi'ne yapıp verip kurtar beni bu büyüden. Büyü şeytani bir iştir sultanım. Dinimizce men edilmiştir. Yapanın da, yaptıranın da yeri cehennemdir. Cenab-ı Hak Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Musa ve tekûlûne lilhakkun. Lemme câüküm es-sihrün hâde ve lâ yuflühü's-sâhirûn buyuruyorlar. Sihirbazlar iflah olmazlar. Size tavsiyem Yüce Allah'ın lütfuna sığınıp ondan yardım dilemenizdir. Yahya Efendi ne yapabilirim? Dairenizde Kur'an okudun sultanım. Zira gönlünüz ferahlar, hanenize huzur gelir. Validem iyi bir hafize bulmanız hususunda size yardımcı olacaklardır. Elbette. Bir de o gölgeleri gördüğünüz zaman sık sık dua edin. Fatiha, İhlas, Nas ve Ayetel Kürsi'yi okuyarak Yüce Allah'a sığının. Rabbim sizi her türlü beladan ve şerden korusun. Amin. Amin. Hoş geldin efendi. Hoş bulduk hatun. Oğlun olacak o Berduş efendi geldi mi? Epey oldu. Odasında istirahat ediyor. Ha. Ahmet! Ahmet! Hayırdır inşallah. Ne yaptı gene? Ay bir kabahat mi işledi? Buyur baba. Bugün Vezir-i Azam Hazretleri ile görüştüm. Seni bir vazifeyle Bursa'ya tayin etmek istediğimi söyledim. Hazırlan, yakında gideceksin. İyi de nereden icap etti şimdi bu? Ben vazifemden de burada olmaktan da memnunum. Sen vazifenden de burada olmaktan da memnunsun da bir de bana sor bakalım. Ben memnun muyum? Yalnız başına ne yapar orada efendi? Hatun orada benim yakın bir ahbabım var Hasan Efendi. Onun yanında kalacak. Ben adam edemedim. İnşallah o hakkından gelir. Ben hiçbir yere gitmiyorum baba. Sana fikrini sual eden oldu mu? Ben gidiyorsun diyorsam eğer gideceksin. Thank you.
Sultanım. Bana gelen mektup buydu. Kim yazmış olabilir? Sizin yolladığınız mektup kimin eline geçtiyse o yazmıştır sultan. Ağa'ya sual ettim. Rahlenin üzerine koymuş. Hayırdır? Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu? Yok bir şey sultanım. Bu mektup bende kalsın. Her kim yazdıysa bunu bulmak farz oldu. Evet. Ortada hiçbir şey yokken hakkımızda bir dedikodu yayılmasını istemem. Bilhassa sizin emniyetiniz için. Hayırlı sabahlar validem. Hayırlı sabahlar Aslan. Neşen daim olsun. Dün gece yanına uğradım. Yoktun. Sonra yine sual ettim. Geç gelmişsin. Evet. Sabahı zor ettim meraktan. Neredeydin gecenin bir vakti Mustafa? Tahşicalı'yla dolaştık biraz. Signora. Söyle Antoine. Signor Benito geldiler. Signora Gabriela. Yine her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizi beklemiyordum bugün. Sizi tebrik etmek istedim. Nihayet Şehzade Mustafa ile münasebet kurmuşsunuz. Hatta dün gece buradalarmış. Gemimi siz yaptınız öyle değil mi? Emin olun çok daha fazlasını kazanacaksınız. Siz bize yardım edin. Biz de size. Sizden istediğim tek bir şey var. Kardeşim Lucrezia. Bana nerede olduğunu söyleyin. Emin olun signora. Ona çok yaklaştınız. Afife abla hemen yarın sabah Kur'an okutulmasını istiyorum. Gereken hazırlıkları yapılsın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Hayrola Zümbüla, nedir bu telaşın? Sultanım. Size büyü yapanın kim olduğunu buldum evvelallah. Tedbirsiz davranıyorsun. Başka çarem yok doğam. Ben hatunla burun buruna konuşurken Sümbüla uzaktan bizi gördü. Ne konuştuğunuzu duydu mu? Sanmam. O yakınımıza gelmeden ayrıldık. O hatunu hiç gözünü tutmadıydı zaten. Gözünü tutmadı diye mi öldürdün hatunu? Sümbüla da şüphelenmişti. Salihan'ın odasından çıkarken gördüm. Belli ki odayı tetkik ediyordu. Hatunu öldürmeye mecburdum. Beni ele vermesine izin veremezdim. Bu yaptığın sultanlarımızın hiç hoşuna gitmeyecek. Daha dikkatli ol. Daha dikkatli. Bundan sonra da ben söylemeden hiçbir şey yapma. Odasını ben aradım sultanım. Düğüm düğüm ipler, sabunlar, iğneler. Vallahi elime almaya bile korktum. Başka kimseye söylemiş miydin bunu? Hayır sultanım, kimseye söylemedim. Sizi bekledim. Fahriye Kalfa biliyor bir tek. O da şüphelenmiş hatundan zaten. Sorgu sual ederken gördüm. Dairenizin etrafında dolaşıyormuş. Ben de ne olur ne olmaz deyip dairesine bakayım dedi. Demek Fahriye.
Riyadun. İçimizde bir hain olduğu muhakkak Zümbülen. Belki de odur. Üzerime gelme dedim!